durumu nasıl? Epey kan kaybetmişti. Ama gereken takviyeyi yaptık. Peki bebeği, o nasıl? Maalesef bebeği kaybettik. Geldiğinizde zaten bebek için çok geç kalınmıştı. Kontrol etmeye uğrayacağım. Geçmiş Savcı geç gelecekmiş. Yarına bile kalabilirmiş. Bunlar hiç hoşuma gitmedi. Benimle. Ama beklemenin bir faydası yok. Benimle de görüştürmeyecekler. Ben bir mahalleye varayım. Ben de Mehmet amcanın katilleri bulunmuş mu onunla ilgileneceğim. Dün gece ifadesini aldırdığım adamları buldurtacağım. Tamam evladım. Benlik bir şey var mı kardeşim? Sağ olasın. Hadi İsmet, gidelim biz. Kâfi. Nasılsın Ayten? Ağrın var mı? Bebeğim. O da gitti değil mi? O da mı bıraktı beni? Şu şerefsizler. Hayır, hayır, yanlış anladınız, onu demek istemedim. Buraya geldiğimizde Ayten'in kanaması vardı.
Ayten bebeğini kaybetti. Bebek mi? Evet. Siz durumu bilmiyordunuz galiba. Rica ediyorum, sakin olun. Ayten gerçekten çok perişan. Bir bebeğimiz olduğu haberini niye gizledin benden? Bu müjdeyi niye esirgedin benden Ayten? Hak etmiyorsun çünkü sen bunu. O adamlar yüzünden bebeğimiz canından oldu. O herifler yüzünden bebeğimiz canından oldu. Ben bunu onlara bırakır mıyım ha? Ben bunu onlara bırakır mıyım? Bebeğime sen sebep oldun Necdet. Sakın kabahati başkasında arama. Ne diyorsun Ayten sen? Senin yüzünden öldü bebeğim. Sen o tokatla kalbimden kendini atmadın Sade. Karnımdan da bebeğimi attın. Ben senin böyle olduğunu bilsem, gebe olduğunu bilsem ben sana elimi kaldırır mıydım ki? Ha? Gidememişim. Senden bana ne koca, ne de bebeğime baba olurmuş. Ayten. Karın koruyabildin mi? Adamlar eşkıya gibi kapımızın önüne kadar gelip kaçırmaya kalktılar da beni kim yetişti imdadı mı? Mahir. Ayten ağzından çıkanı yalan durma. Mı? Mahir koruyup kollamadı mı beni? Keşke seni hiç tanımasaydım. Senin karın olacağımı... Mahir'le evlenip onun bebeğini taşısaydım. Anladın mı? İçeri giren çıkan hiç kimse olmayacak. Emrin olur abi. Yengenin bir dediği iki edinmeyecek. Tamam abi. Anladın mı? Anladım abi. Alır mısın abi? Ne oldu? Niye vazgeçtiler ifadeyi almaktan? Savcı gelecekmiş. Bir numara döndü. Ne zaman gelecek bir savcı? Geç diyorlar. Belki yarına kalır. Sağ ol. Hakikaten her şey enfesti. Met ettiğiniz kadar varmış. Beğenmene çok sevindim. Yemek üstü birer Türk kahvesi gider. Ne dersin? Çok isterdim ama gitsem daha iyi olur. Malum karakolda da işlerim var artık. İşlerimi hallettikten sonra... Kahveyi ben ikram etmek isterim size. Pekala. İsrar etmeyeceğim. Pekala. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Rıza Bey'i buldum. Sizi bekliyorum. İyice sıkıştırdın mı? Evet efendim. Zaten 3 çocuğu var. Canı cenderede.
benim hayatını biraz zorlaştırmam korkmasına yetti de arttı bile. Güzel. Seni dinliyorum. Yalnız Sinan Bey duyarsa canımı kasteder. Burada konuşulanlar burada kalır. Merak etme. Zaten teferruata girmene gerek yok. Sinan'ın maksadını bilsem bana yeter. Söylesene, neden birdenbire kaçakçılık işlerine merak sardı? Sizden intikam almak için. Neden intikam almak istesin ki benden? Çünkü babasını, Çetin Bey'i sizin ihbar ettiğinizi biliyor. İstanbul'a döndüğünden beri biliyor. Bu yüzden sevkiyatı ele geçirmek istedi. İn arabadan. Söylediklerim Sinan Bey'in kulağına gitmez değil mi? Ne olur ona bir şey söylemeyin Mehmet Sayın Bey. Sinan hiçbir şey bilmeyecek. İnadı. Ne yapacağız efendim? Ne arzu edersiniz? Önce bir eve gidelim. Dinleneyim. Düşünmem lazım. Hay hay. Tamam Himmet Bey. Ben gerekli notları aldım. Dosyayı da ona göre yeniden incelerim. Size de iyi günler. Erdal abi. Hayırdır Yıknur? Ben benden istediğin dosyaları temize çektim. Başka bir ihtiyacın yoksa çıksam diyorum. Nazif'i okuldan alacağım. Tamam, çıkabilirsin. Sağ ol. Bülent'le ne yaptınız bahsetmedin. Biliyorum, çok hususi bir mesele bu. Ama yaşadığın bunca acı tecrübeden sonra ne senin ne de Nazif'in üzülmesini isterim. Bizi düşündüğünü biliyorum. Belli ki Bülent barışmak istiyor. Ancak benim merak ettiğim senin bu husustaki düşüncen nedir? Bilmiyorum. Anlıyorum. Madem öyle, karar vermeden evvel rica ederim vaktiyle sana yaptıklarını, nasıl acı çektiğini hatırlayayım mı? Yarın sabah erkenden gelirim ben. Malcan'ın yongası da Çandaval'dan tatlı. Doğru dedin kardeşim. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun Nazif kardeş. Duydun değil mi olanları? Okullarda anarşiklerin kol gezdiği yetmezmiş gibi mahallede de haydutlar türedi. Kimin yaptığını buldular mı? Aramaya ne hacet Nazif Baba. Daha dün boğazımıza çöktüler. Dükkanları, evleri satın diye. En başta Mehmet amca. Höst dedi, karşı durdu adamları. Bak, sabahında serdiler adamı yere. Oğlum ne malum öyle oldu? Bir teferruatı nedir? Sorup soruşturalım. Hakkı var Nazif. Adamlar malımıza göz dikti. Efendi gibi imzayı atıp satarsak ne âlâ. Yoksa daha çok kişinin canı yanacak. Dağ başı mı burası? Ha? Hak var. Adalet var.
Bunu sen deme Nazif. Kaç zaman suçsuz yere içeride tutmadılar mı seni? Neredeyse ipin ucunda sallandıracaklardı. Ama bak buradayım. Öyle değil mi? Demek adalet geç de olsa yerini buluyor. Pervaya kapılmak, zalime boyun eğmek yakışır mı bize? El birliği eder, bunun müsebbiplerini bulur, adaletin eline bırakırız. Hakkım var baba. Lakin canımız cümrümüz ne? Bak İsmet'in başına gelenlere. Kapıya vurdular mühürü, çocuk aç açıkta kaldı. Pasaj malumun. Vallahi canımız malımızdan daha kıymetli. Siz gene de sabırlı olun. Bana az biraz müsaade edin. Ben bir Aslı'nın hastalarını soruşturayım. Nereye Nesif baba? Cenaze evine gideyim. Hadi kalın sağlıcakla. Nazif baba haklı. İyi de biri daha öldürülse onu yapacak. Nasıl koruyacak bizi? O da doğru ya. Halil abi, çaylarımızı tazeler misin abi bizim? Kolay gelsin. Buyurun Hakim Hanım. Mahir Bey'in ifadesi alındı mı acaba? Hayır, savcı bey bekliyoruz. Öyle mi? Hangi savcı? Adnan Tok. Peki. Mahir Bey'i bir görebilir miyim lütfen? Sizi nezarethaneye kadar yollayalım. Buyurun odama geçin, oraya getirsinler. Müsaadenizle. Bana sözünü tutmadın Mahir. Feride. İnan kaderin cilvesi de, oyun de, ne dersen de. Ama ben elimden geleni... Hayat zaten bir sınav Mahir. Bu başına gelenler ilk de değil. Başına her an bunların gelebileceğini biliyorsun. Ama mühim olan ne olursa olsun kendini durdurabilmek değil mi? Tabii Feride. Kızı sürüklesinler gözümün önünde. Zorla arabaya atmaya çalışsınlar. Ben de polisi bekleyeyim değil mi? Durun yapmayın diyeyim. Ayrıca ilk ümre atan ben değildim. Ben geldiğimde seni gördüm. Adamlara saldırıyordun. Allah Allah. Anlatamıyor muyum derdimi? Beni buraya tıktılar, dakikasında Mehmet amcayı öldürdüler. Dün ellerinden aldım, bugün arkamı döndüğüm an adamın canını aldılar. Neden? Bak. Dün gece o heriflerin dersini vermiş olsaydım, belki bugün yaşıyor olacaktı. Ne olur beni suçlamayı bırak artık. Sen durdurdun beni. Mahir.
Adamlar tekrar saldırdıysa bu senin değil polisin hatası. Ne yapacaktın? Sen mi durduracaktın adamları? Evet, hak ettiklerini verecektim. Hak ettiklerini vermekle neyi kastediyorsun? Ne yapacaktın? Bir daha mahalleye girmeye cesaret edemeyecek hale getirecektim. Sen polis değilsin Mahir. Sen kanun da değilsin. Kimseye yasak getiremezsin. Olacakları korkuyla engelleyemezsin. Onları korkuttuğunda sevdiklerinin gözünde ne olacağını düşün. Seni nasıl göreceklerini. Onların içindeki sevgi de damla damla korkuya dönüşecek. Bu mu istediğin? Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Amin. Ah yalan dünya. Daha dün kapımızın önündeydi. Bugün toprağın altına girecek. Hepimizin gideceği yer orası muhakkak. Allah namerdin eliyle değil, ecelimizle ölmeyi nasip etsin. Amin. Ölümün bile hayırlısı olsun. Ay oğlan nerede Nazif? Aklım başımdan uçtu bayağı. İsmet karakola gittiler dediydi. Ne oldu? Ne işiniz vardı karakolla polisle? Belanın birini def etmeden öteki musallat oluyor. Allah sonumuzu hayretsin. Savcı yarın gelecek. Bu gece burada kalacaksın. Yeni atanan bir savcı var. Bizim adliyeden benim mesai arkadaşım. O gelecek ifadeni almaya. Ne tuhaf değil mi? Birkaç gün sonra da ben düğün davetiyemizi vereceğim. Başsavcı yine aynı bakışlarla bakacak bana. Babam herhalde şimdiden mutludur haklı çıktığı için. İnan böyle olsun istemezdim. Ama bu hep böyle olacak değil mi? Değişmeyeceksin. Hep bir mazeretin, hep bir nedenin olacak. Değişmeyeceksin. Sen beni tanıdığımda nasılsan ben öyleyim Peri'de. Yaratıldığım gibi. Atıp. Demek ki o sözün yalandı. Sadece beni avutmak içindi. Denedim Feride, neden anlamıyorsun bunu? Ama kusura bakma. İnsanların feryadına kulağımı tıkayamam. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyemem. O zaman söz verme. Umut verme. Söz verdin. Bir daha yapmayacağım, kendimi tutacağım dedin. Daha bir gün geçmedi sözünün ardından, bak neredesin? Bir karakoldayız ve geceyi burada geçireceksin. Ben evde bekleyen anneme ne diyeceğim şimdi? Gelinlik seçeceğimizi sanan anneme ne diyeceğim? Mahir karakolda gözaltına mı alındı diyeceğim. Bence git Feride. Bu konuşmanın sonu iyi değil. Yoksa birbirimizin kalbini kıracağız.
Nazif. Ailece başımız var. Hadi oğlum. Top indi oğlum. Hadi hadi. Geç kalmayalım. Siz gidin maça, ben yetişirim size. Anne, mahallede maç var. Çok önemli. Sen çantamı eve götürsen. Sonra oynasan? Olmaz ama. Ben olmazsam kesin karşı takım kazanır. Ben seni bir yere götürecektim ama. Nereye? Luna Park'a mı? Hem hava düzelince götürürüm demişsin. Hava da güzel. Oraya da gideriz. Ama bugün başka bir yere götüreceğim. Sürpriz ama söylemem. Hasan, siz gidin. Ben gelmiyorum. Benim yerime Nuri oynasın. Gideceğimiz yer uzak mı yakın mı? Yürüyerek mi gideceğiz? Yok, çok yakın. Tamam. Yüzünüzü belledim sizin. Gösterim ben sana oynamayı. Şerefsiz. Duydunuz mu lan beni? Yüzünüzü belledim sizin. Ya burada kesilecek bu hesap ya da dışarıda. Siz karar verin. Sinan mı tuttu sizi? Cevap verin köpekler. Sizi Sinan mı tuttu? Mehmet amcanın ölümüyle alakanız ne? Bilerek mi kurdunuz bu tezgahı? Buradan elim uzanmıyor. Ama dışarı çıkınca dağıtacağım o kilitlediğiniz çeneyi. Dalia. Başın sağ olsun. Acı haber tez ulaştı ha. Dalia. Ay, ay. Geç otur. Ya gözümün kulağıma biri hep buralarda. Mahallenin huzurunu bozan kim? Olan biten hesabını kimden sorayım bilemedim. Benim de aklım ermedi Dalia. Şu dükkana pasajı olanlarla bu cenazenin ipini çeken bir mi dersin kibarım? Katiyetle öyle diyemem. Lakin içimden bir ses hadiselerin birbirleriyle alakası var diyor. Bir bilsem dirliğinizi bozanın kim olduğunu. Kimin göz diktiğini oy vereceğim de. Korkum o ki maksatlarına tezelden erecekler. Demin kahvedekilerle konuştum. Korku dağları bekliyor. Cenaze evinde de bir iki kişi evini dükkanını sırtıp kurtulmaktan bahsediyordu. Yok öyle dava. Biz daha ölmedik. Düşenime varalım kahveye. Bir daha konuşalım şu haliyle. Hadi. Gidelim bakalım. Ankara. Ziyaretçi mi var? Nasıl keyifler? Şafak sayıyoruz. Yeni bir vazife mi var? Birinin namı çalındı kulağıma. Yüreği mangal,
bileği sağlam dediler. Yanında yöresinde kim varsa korur kollarmış. Alemden miymiş? Kimin adamıymış? Cık. Alemden öte. Başına buyruk delikanlının biri. Bizden değil ama icabında bize de hakem kesiyor. Gözünü kararttım, hiçbir şey görmüyor diye haberlerini alıyordum zaten. Geçen de bir ahbabın vesilesiyle daha hususiyetine vakıf oldum. İndirilecek mi, ne yapılacak? Sen olur verirsen ben hesabını keserim, emrin olur. Cesaretli olmak iyidir Orhan. Yeri geldi mi yüreğini karartmak icap eder. Bakarsın gün gelir, öyle bir vazife de verir. Ama kime dayılandığını bilmek icap eder. Değil mi? Kimmiş? Öğrenelim bakalım. Mahir Kara. Habil'de Kabil'den bu yana kardeş kardeşe kıyar bu alemde. Lakin senden istediğim bu değil. Şimdilik. Ben mevzuyu kavrayamadım. Abim ünlü bir hakim hanımla nişanlıymış. Pek yakında da izdivaçları olacakmış. Aynı gövdeden iki ayrı dal gibi serpilmişsiniz abinle. Kökünüz bir. Peki ya yolunuz? Bilmek istediğim bu. İnsan kimden olacağını seçemiyor. Lakin yürüyeceği yolu, yaşayacağı hayatı kendi tayin ediyor. Sen abimin istikametini öğrenmişsin. Benimkini de ben zaten açık ettim sana. Buradan çıkınca daha iyi tanımayacaksın beni. Yani diyorsun ki Mahir Kara kardeşim diye karşıma dikilmez. Diyorum ki dikilse de kâr etmez. Mızıkçılık etmek yok. Ya ev gezmesine mi geldik biz? Yürü, yürü. Of. Nazif. Babam. Babacığım, canım babam. Burada mı yaşıyorsun sen? Burası senin evin mi? Bizim evimiz Nazif. Babam bizim için tutmuş burayı. Burada mı kalacağız? Sen, ben, babam. Hep beraber yaşayacağız yani. Yaşasın! Gel bakalım bir de odana bak. Beğenecek misin? Dünyanın en mutlu insanı ettin beni. Baba! Bana itfaiye kamyonu mu aldın? Aldım tabii. Daha neler alacağım sana? Burası benim odam mı? Yalnız mı uyuyacağım ben? Bir başıma yani. Tabii. Kocaman oldun artık.
Senden yana kuşkum yok Orhan. Gözlerindeki iradeyi okuyabiliyorum. Gel gelelim. Mahir Kara da yabana atılacak adam değil. Sen diretsen de abinin seni koyuvereceğini kim garanti edecek? Çıkışım ayın 8'inde. Yapabiliyorsan gelip 7'sinde alsan ya beni. Mevzumuzla ne alakası var bunun? Bizimkiler. Tarihi öğrendiklerinden beri bayrama hazırlanır gibi bekliyorlar o günü. Sen önceden çıkar ki beni Kara ailesiyle köprüleri atayım. Onlar maziye gömülürken ben de kendi seçtiğim hayatıma yürüyeyim. Bundan hala garanti mi olur? Peki. 7'sinde hazır ol. Bizzat gelip kendim alacağım seni. Alıcı dükkana iyi para verecekmiş. Uğraşma ya Veli abi. Satalım dükkanı gitsin. Doğru söylüyorsun bak. Mehmet'in başına ne geldi? Kader deyip geçelim mi? Benim de evim var. Ben de satacağım. Beyler. Çayımızı birlikte içelim dedik. Müsaade var mıdır? Buyurun Hazret. O nasıl söz Hazret baba? Buyurun. Eyvallah. Hoş geldin Hazret baba. Hoş bulduk. Kulak misafiri oldum. Malınızı mülkünüzü satmaya karar vermişsiniz galiba, doğru mudur? Evet baba, doğru. Yazık değil mi Yusuf? O dükkan sana rahmetli anandan yadigar. Babanla o dükkanı açmak için ne zahmetler verdiklerini ben bilirim. Orası öyle. Ne yapalım baba? İtle dolaşacağımıza çalıyı dolanırız daha iyi. Canımıza susamadık Nazif abi. Bak ben de satacağım evi. Çoluğumdan, çocuğumdan, ailemden kıymetli değil ya. Bana işlerinize karışmak düşmez belki ama... evinizden, ocağınızdan bir zorbalık neticesinde ayrılmanız... komşunuz olarak kanıma dokunuyor. Emellerine ulaşmalarına izin veriyorsunuz. Olanları gördün Nazif abi. Hepimizi derdest edecek bir yol buldular. Belli ki kudretli adamlar. Tam tersi. Kudretli adam elini uzatır alır. Bunlar çakal sürüsü. Kalleşlik yapıyorlar. Her birinizin kalbine ayrı ayrı korku salıyorlar. Çünkü birlik halindeyken yıkamayacaklarını biliyorlar. Anlamıyor musunuz? Kudretli olan sizlersiniz. İlk hamlede dönüp arkanızı gidemezsiniz. Biz, mahallemiz bu kadar sahipsiz mi? He? Ne olur bu oyuna gelmeyin. Nazif baba haklı. Ama canımızı sokakta bulmadık. Kaç nesildir ben bu mahalledeyim. Nazif haklı. Dediği gibi iki zorba yerlerimizden edemez bizi. Devir değişti arkadaşlar. Ben yerimi satmıyorum. Ellerinden gelen ardına koymasın bakalım. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Biz Gakkoş Adil'in adamlarıyız. Derdinizi işittik. Gelelim. Derman olalım dedik. Mahalleliyi kurtarırız. Ama tabii avantamızı da alırız. Siz bizi duyurun. Biz de sizi muska misali her türlü kazadan beladan koruyalım. Öst! Destur almadan... yol yordan bilmeden kime racon kesiyorsun lan sen? Dalyan abi, abi biz senin burada olduğunu bilmiyorduk.
Hemen topukla. Yoksa Gakkoş'u da sizi de üzerim. Hey! Hayırlı günler abi. Hani gitmeyecektik? Hani burada kalacaktık? Hani burası bizim evimizdi? Hem ben daha odamda yatacağım. Tamam. Geleceğiz. Yatağında da yatacaksın ama hemen değil. Nedenmiş o? Ben istiyorum. Hadi Nazif. Uf. Daha dedenle dayınla konuşmadım. Onlarla konuşayım, anlatayım. Sonra eşyalarımızı alıp temelli geleceğiz. Hemen konuş o zaman. Tamam. Ama ben bir şey söylemeden ağzını açmak yok. Tamam mı? Anlaştık mı? Merak etme annesi. Benim oğlum söz verdi mi tutar? Sen de kimseye bir şey deme. Ben babamla abime usulünce bir anlatayım. Sonra beraber de konuşuruz. Sen nasıl istersen dur. Gel bakalım. Oh! Bak, anneye söz verdik. Artık onu üzmeyeceğiz. Hem de hiç üzmeyeceğiz. Erkek sözü. Erkek sözü. Allah'ıma şükrediyorum. Dualarımı kabul etti. Anneannem gibi. Aldın beni. Hayırlı akşamlar. Sana da Süleyman. Bilirim az etmezsin. Lakin he de adamları dikeyim mahalleye. Geleni gideni gözaltında tutsunlar. Bak gördün, akbabalar üşüşüyor. Olmaz öyle Deryan. 3-5 çapulcu istediklerini verecek değiliz. Koruyacağız derken daha fazla korkuturuz milleti. Hem biz öyle bir mahalle değiliz Deryan. Bu insanlar dükkanlarını kilitlemeden evlerine yemeğe gider. Çocuklar sokaklarda gönüllerince oynar. Korku bilmeden koşturur. Ah be kibarım. Biz aynı biz. Yüreklerimiz aynı yürek. Gel gör ki devran değişiyor. Bir kere azmetmişler dünyanın çivisini çıkarmaya. Bakarım becerecekler de. Sen dediğimi düşün. Bir müddet mahalleyi göz altında tutalım. Gene de benlik bir şey olursa haber uçur yeter.